Evet efendim, hoş geldiniz. Bugün insanı insan yapan düşünce hakkında, düşüncenin tarihi hakkında sohbet etmek istiyoruz sizlerle. Her şey tarihtir demiştik. Tabii ki hakikat ve gerçeklik arasındaki fark da en önemli etkenlerden bir tanesi de düşüncenin bizzat kendisi. Düşüncenin tarihini konuşmak istedik ve bugün çok sevgili bir hocam, çok kıymetli değer verdiğim bir hocam, Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün bizlerle. Onunla konuşacağız düşünce tarihinden insanlığın düşünce tarihinden ama tabii ki son döneme odaklanarak olabildiğince. Hocam şöyle başlayalım arzu ederseniz hani bir aydınlanma öncesi düşünce pratiklerine baktığımızda düşünce tarihine baktığımızda e, Rönesans mı sizce önemli bir kırılma noktasıdır aydınlanmaya giden yolda bugün bizim modern düşünce sistematiğinin kökeninin oluşmasında yoksa daha da gerilere götürmek gerekir mi ne dersiniz? Valla ben daha gerilere götürme taraftarı Hı. değilim. Yani bu tabii bir Batı anlatısı ve kendini bir şekilde hikaye ederken Batı, greco roman kaynaklara bence lüzumundan çok fazla bir yer veriyor. Halbuki bunlar çok antik formasyonlar takdir edeceğiniz üzere. Daha çok belki bize anlatan şeyler o kültürlerde zihniyetlerde yatıyor. Ee, ama retrospektif bilgileri var. Ee, ama Rönesans evet bu Serap'a batı formasyonunda çok etkili olmuş bir dönem. İşte 15. yüzyıl, 16. yüzyıl ve tabii işte 18. yüzyıla doğru giden süreçler ve aydınlanma bunun meyvesidir. Yani Erasmus'tan yola çıktığınız zaman Ortaya giderken çok uğraşmazsınız. Yani evet. Bir süreklilik var bu açıdan. Dolayısıyla yani Batı anlatısında makbul gördüğüm taraf... ...Rönesans'la Batı'yı ilişkilendirmektir. Tabii bunu eleştirel düzeyde yapmak şartıyla. Yoksa Rönesans bir güzelleme olarak, bir artistik yücelme... İşte işte bireyin kendini bulması, özgürleşme vesaire gibi şeyler üzerine oturtulursa o takdirde çok sorunlu e, taraflarını görmeyiz. Yani Reconquista'yı nereye koyacağız veya e, sen Bartelemi katliamını nereye koyacağız yani. Şimdi bunlar da Rönesans'ın içinde yaşanıyor. İzniniz onu e, ona işaret etmek isterim. Beni bu konuda ilk uyaran Nusret Hızır'ın e, yazılarıdır. Fazla yazmadı biliyorsunuz evet. ama işte o felsefe dersleri diye bir araya getirilmiş metinlerde bir bölüm işte Rönesans ve Barok üzerinedir Çok doğrusu çarpılmıştım yani şöyle çarpılmıştım mesela Machiavelli'nin bir Rönesans düşünürü olması ki yani çok ciddi bir şey. Yani Rönesans güzellemelerine neredeyse bodoslama bir sarsıcı etki doğuruyor falan. Yani e, bunu güzellemeden ama yerlerini oturtarak ve e, mümkün mertebe diyalektik olarak bakmakta fayda var. Hocam Nusret Hızır'dan bahsettiniz iyi ki. Gerçekten hani mesela bizde de değil mi? E, Lucien Febrin Rönesans insanı ne kadar önemlidir. çarpıcıdır, Tabii. ne kadar önemlidir ama dediğiniz gibi bir ayıklama üzerine kurulu sonuçta tarih evet. yazımı ve bazı evet. kısımlarını görmeden diğer kısımlarına odaklanmayı tercih ediyorlar. Zaten orada bir tarih yazımının gereklilikleri de var herhalde değil mi Evet yani buna İlber Hoca kulaklar çınlasın. historical Theology der yani hı hı. tarihsel ilahiyat yapılıyor hı hı. Ee, çok güzel de bir söz vardır ee, tarih düşünce kimyasının ürettiği en tehlikeli üründür gibi yani çünkü oradan öyle zihinsel toksik şeyler çıkarabiliyorsunuz ki yani sonuçta, bütün bir zihin dünyanızı Allah bullak edebiliyor. Ama tabii bunun panzehri yine tarihte ve tarihçilikte. Dolayısıyla böyle tarihsel ilahiyatların dışında alternatif tarih yazımları üzerinden eleştirel birçok şeyi farklı farklı şeyleri hatta bir arada görmek değerlendirmek mümkün olabiliyor. Burada yani. zannediyorum biraz aşırıya da kaçılıyor değil mi hocam? Mesela Hobsbawm'ın ünlü cümlesi var ya. Bütün aşırılıkçı ideolojiler eğer Uyuşturucu madde ise bunun ham maddesi olan haşhaşta tarihtir. Deyip sanki aşırı bir derecede tarih yazımını bu sefer de mahkum eden, evet, biraz tabii, önce söylediğiniz tabii, tabii. yine bunun panzehri tarihtir tarih, cümlesine tabii. görmezden gelen bir yaklaşım da var evet, aslında. Evet. Peki hocam Rönesans kavramının batı kimliğinin oluşumunda bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak aslında değil mi? 19. asırda yeniden keşfedildiğini söylesek. Şimdi şöyle herhalde bugün fikirleri konuşacağız ama fikircilik yapmak başka bir şey. Hı hı. Şimdi bu idealizm kavramına Alev Alatlı çok güzel fikircilik diyor ki bende doğru bir kavramlaştırma veya tercüme. Çünkü genellikle ülkücülük gibi anlaşılıyor, ülküler falan giriyor işin içine. Hayır o değil. Belki o boyutu da var ama esas olarak şuna ikna olarak yola çıkmak. Yani tarihi fikirler yapar. Ha. şimdi bu böyle midir değil midir yani mesela e, skinnerle Pokok arasındaki o meşhur tar tartışma tarihselcilik tartışması doğrusu benim yaklaşımım e, daha çok skinner tarzıdır yani fikirlerle tarihi açıklamam ama tarihin içinde fikirleri açıklayabilirim biraz ne güzel. farklı bir şey e, Dolayısıyla Rönesans nasıl bir ihtiyacın meyvesi olarak zuhur etti e, bu büyük ölçüde olgusal bir karşılığa oturuyor. E, yani Romanın işte ikiye ayrılmasından sonra ve Romanın net sınırlarına çekilmesinden sonra Doğan boşlukta hayat hakikaten e, birkaç asır En azından çok zor geçti. E, bu e, işte günlük geçinme dertlerinden başlayarak hakikaten karanlık diyebileceğimiz bir tarih. Fakat Haçlı Savaşları bence çok kritik. Hmm. Yani Haçlı Savaşları'ndan sonra, sonra e, Doğu Akdeniz ticaretinin canlanması, buradan doğan zenginliklerin işte bugünkü İtalya'ya e, hmm. aktarılması, bir takım ticari şehirlerin, kentlerin daha doğrusu zuhuru hmm. işte Venedik'tir, Cenova'dır, Floransa'dır filan. Ve buna aristokratların vaziyet etmesiyle ilgili bir mesele. Yani Rönesans'ın e, bence hani sınıfsal diyemem ama tabakasal e, ağırlığını aristokratlar taşıyor. Ama e, akışı içerisinde mesela Hollanda'da daha burjuva bir karakter edinebiliyor. Yani bu i̇bn sürülmesinden sonra biliyorsunuz daha bir orta sınıf değerler. Sonra her yerde aynı olmuyor. yani Venedik, Floransa'ya göre daha bence debdebelidir, daha şatafatlıdır, daha gösterişçidir... Ama Floransa daha dengelidir. Değil evet. mi? Bunların farkları var. Her yerde aynı şekilde tezahür etmedi. Ee, dinamiklerine farklı etaplarda farklı şekilde bakmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Birkaç çok temel çizgisi var gördüğüm. Bir kere Rönesans'ın en sorunlu olduğu yerlerden biri öz ve biçim dengesinin bozulmasıdır. Ee, bu işte gösterişçi tüketim denilen mesela Venedik'te bu çok net gözüküyor. Ceroma sanki biraz daha püriten gibi değil mi? O Benim biraz daha püriten. Florence çok şey seçkin. Yani çünkü orada hala o öz ve biçim dengesi arasında bir şey tutturulabiliyor, çizgi tutturulabiliyor. Bunu biliyorsunuz tarihçi Zombart. Evet. Yani işte kapitalist birikimin de ilk nüveleri oradadır deniliyor ya ya bunun gösterişçi tüketim harcama fonksiyonu. Yani bir Weber eleştirisi var aslında. Hı hı. Çünkü Weber tasarruflu açıkladığı için kapitalizmi eee halbuki ki tam tersine talep patlamasıdır. Gösterişçi tüketim yarışıdır. İşte aşk, eee gayrimeşru ilişkiler, kadının burada tuttuğu yer, lüks tutkusu falan gibi Tabi bu daha gösterişçi hale getiriyor. Bu öz biçim dengesi bozuluyor Hı. Yani. yani. Ne bileyim işte bu belki Süleymaniye Camii ile e, önemli, Sistin Şapeli arasındaki fark gibi yani. Çok böyle bezlemeci, çok gösterişli, çok e, yüzeye vuran, e, kendini ortaya koyan. E tabi buradan büyük ölçüde bir şahsiyetçilik, bir kendine güven, özgüven, rahatlama, libertin eğilimlerin artması bir tür esriklik halidir yani. Doğru. E, ...Renesans. rönesans. dolayısıyla hani e, bir tarafıyla dediğimiz gibi çok gerçekçi olması ikinci çizgisidir yani. Çok gerçekçidirler. E, ve burada referansın giderek uhrevi olandan tabii olana doğru evrildiğini Beşik görüyoruz. Demek ki hocam farklı açılardan aslında yaklaşabiliriz. İşte mesela Zombart ve Weber karşılaştırması üzerinden Harcama, sermaye birikimi kavramları, Aristokrasi üzerinden belki daha Marksist bir yorum, hı hı. sınıfların e, orta çağdan sonra yeniden aslında tezahürünün bir şekilde farklı yansımaları. düşünsel anlamda bakabiliyoruz, işte e, sekülerizasyon anlamında bakabiliyoruz vesaire ama Tabii. pek çok farklı açıdan da bakabiliyoruz Rönesans'a. Ama bir şey var ki herhalde o da şu Akdeniz'in batısının yeniden bir yükselişe geçmesi. Bravo. Tamam. değil mi tam tamam. hani bir aslında coğrafi merkezin kaymasından bahsediyoruz Tabii. Doğu Akdeniz merkezli bir zenginliğin ve birikimin yerini bu sefer Batı Akdeniz'e doğru gitmeye başladı ve belki oradan artık Atlantik'e açılışın ilk kökenleri olarak da değerlendirmek mümkün hocam bunu böyle düşününce aslında ilk açtığınız yere de bir bağlanmak gerek diye düşünüyorum yani Rönesans dönemini şöyle bir ele alırken batı merkezli bir tarih yazımında çok önem atfedildiğini söylediniz. Yani diğer düşünce sistematiklerine şöyle yine biz batıdan devam edeceğiz ama bir parantez içinde devam edecek olursak mesela ne neyi alternatif yahut batı ile beraber akan başka akışlar olarak düşünürsünüz? Çin, Hint hangi düşünce sistematikleri mesela? Yani tabi ben bunun karşısına antik formasyonları koyuyorum. Antik. Yani bu Hint, Çin, İran, İran, Roma çok bence uzun boylu fark etmiyor. Hatta Osmanlı bizimki itibariyle. Yani çok ortak paydalar var. Yani kelliyle ile dimle her yerde Değil caridir. Mi? Yani bu binlerce senelik o uzun tarihlerin, zirai temelli tarihlerin ve ona özgü her türlü yapısal formasyonun ...anahtarını bize takdim ediyor. Ya yani şöyle bir belki... ...örnekten yola çıkabiliriz. Mesela... ...siyasetname gelin. Yani kelileyle dimleden... ...beydebağdan... ...şeye kadar... E, ...nizam-ül mülke kadar... ...oradan işte... E, ...sayısız, çok sayıda ama aynı şeyi söyleyen... ...yani aşağı yukarı... ...yöneticiye... E, hitabe, ...hitaben... ...işte adil ol... E, tabani ezme e, efendim söyleyeyim işte şuna dikkat et böyle bir hikmet hükümet fikri falan. Şimdi biçimsel olarak baktığımızda eee Mahkemeli kitabı bundan farklı değil değil mi? <laughs> ama, ama muhteva tamamen değişiyor. İşte tam bir kırılmayı gösteriyor. Yani o da Prense Ütler veriyor ama hiç o geleneksel siyasetname name şeyinin e, külliyatının çok dışında ...tam tersi... ...yani başarı diyor... ...amaca giden yolda kimsenin gözüne... ...yaşına bakma diyor... ...çok gerçekçi işte... ...tam Doğru. Rönesans... ...yani gerçekçilik... ...Rönesans'ın çok ana karakteri... ...bence... ...birkaç çizgisinin... ...belki en göze çarpanı... ...bunu söyleyebiliriz. Ne güzel hocam... ...bu aslında Prens'ten de devam etmek istiyordum... ...orada gerçekçilik ile idealizm arasındaki... ...bir farklı açığa çıkıyor gibi sanki değil mi? Ee, evet yani... E, ...şimdi şöyle... Ee, gerçekçilik de tabii bir e, fikir haline geldiği noktadan itibaren, yani hayat gerçeklerden ibarettir. İşte üzerine bir şey koymayalım, onun dairesinde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Bu da mesela sekülerleşme denilen şey biraz e, birkaç çizgisiyle bize veriyor. E, ama bu da bir fikir olduğu zaman çok sorumlu hale gelebiliyor. Değil mi? Yani hayatı yöneten şey gerçekçilik olduğu zaman gerçekçilikten sonra gidilecek neresi var acaba? Onu da belki işte bize Baudrillard söyledi. Hiper gerçekçilik, İper gerçekçilik. Denen, gerçeğin buharlaşması durumuna da gidebilirsiniz. yani O aslında tam bir yok oluş değil mi hocam? Yani gerçekçilik sadece gerçeğin yok oluşu buharlaşması değil de insanlık kavramının yok oluşu aslında. E oraya gidiyor iş. Yani Rönesans gerçekçiliğinin izini sürdüğünüz zaman işte modern dünyayla karşılaşıyorsunuz. Yani bütün moral politik endişelerden arınıyorsunuz. İşte gerçekler var, gerçekleri konuşalım falan. Ama bu insanlık durumlarının e, hilafına söylenmiş bir laf. Çünkü insanlar sadece kuru gerçeklerle yaşamıyorlar. Evet. Yani üzerine onun temsillerini inşa ediyorlar, onun e, ne bileyim işte hikayelerini inşa ediyorlar ve bunlar hiçbir zaman çok gerçekçi değil. Hocam gerçekliğin içinde zaten insanın hayalleri de yok mu? hani işte, Tabii o mi? var yani. Gerçeklerin içerisinde insanların tabii. hayal kırıklıkları da var. Tabii. Bir şekilde o hakikati nasıl tanımlayacağımızla alakalı. İşte tabii yani mesela Rönesans'ın gerçekçiliği bir sonraki asırda yani barok dönemde veya akılcılık çağı dediğimiz işte Spinoza, Descartes, Leibniz falan gibi adamların elinde yani bir kaba özcülüğe dönüşüyor yani. İşte o özcülük meselesi yani o en gerçek olanı bulayım falan hikayesi ve sonra o günümüzde dediğim gibi pornografiye kadar gider yani. Tabii. Tabii. Hocam oradan devam edelim biraz. Hani post Rönesans döneminde ilk mesela Spinoza'ya gittiğimizde ne görüyoruz? Nasıl bir süreklilik takip edebiliyoruz orada ya da ...takip edebiliyor muyuz en azından? Yani özcülük dışında başka süreklilikler de var mı sizce? Ya, yani şu, Rönesans... Rönesans... Yani yani işte gerçekçiliğin, da Rönesans'ın böyle biraz... ...esriklik halinde anlattığı, Hı -hı. ortaya koyduğu... ...daha çok böyle ona... ...artistik şeyler kazandırmaya... ...yöneldiği eğilimin... E, ...ötesinde... Yani çünkü ...Erasmus'tan daha ileri bir şeye gidemiyorsunuz yani. E, i̇şte... ...Makkeveli bir yerde Hı -hı. duruyor, Erasmus bir yerde duruyor. Eee... Veya işte Cervantes var mesela. Cervantes, Şimdi bu gerçekçilik dediğimiz hikaye daha sonra akılcılık denilen bir başka şeye dönüşüyor. Yani akıl gerçek arasındaki işte o bilimciliğe doğru giden bir evre var. Burada dediğim gibi hani mesela Descartes'in düşünceleri falan böyle işte sistemli bir kuşkuculuğu gütmek falan ve e, özü yakalamak yani en şüphe edilemez olan nedir oraya yönelme e, gayreti. Eee işte substance düşüncesi yani. Bu Spinoza'da da var. Biraz daha mistifiye edilmiş ki. Fakat e, ...baktığım zaman bunlar bana çok böyle kategorik çok e, nasıl işte fikirci taraf orada çıkıyor yani. Fikircilik orada değil Fikircilik bu? oradan başlıyor. Yani akıl her şeye amirdir. Aklederek gerçekle buluşan bir akıl yürütme üzerinden işte bir takım şeyleri başarabiliriz, doğaya hakim olabiliriz, ilerleyebiliriz vesaire. Bunun kapıları açılıyor ama orada kritik olan bir şey de bu kartezyenlik bildiğiniz gibi evet. yani matematiğin tarihi çok <laughs> mistik bir tarih yani ta evet. pitagoras'tan başlayarak yani bu mistik ve gök kubbeyi anlatan ıı, akıl yürütme meselesini işlemsel kılmaya doğru giden bir şey var. Yani bunun bir ayağı da Anglo-Sakson dünyadan geliyor. İşte Newton'un kartezyenizmi. Hmm. Dolayısıyla fiziğe matematiği yedirmek meselesi tamamen operasyonel bir yeni matematik anlayışı. ve bu dediğiniz gibi duyguları, hayalleri falan büyük ölçüde Gerileten bir... Gerileten yani, hatta bir yok sayan... Değil mi? Yok Önemsiz sayan değiştiren. en sonunda işte Weber çıkıp diyecek ki dünya büyüsünü kaybetti yani. Değil mi, değil mi? o disenchantment kavramı? Şimdi yani, çok da güzel. güzel çizgi film yapmışlar hocam. Öyle Bu mi? arada evet. aynı adla. Ben de keyifle izliyorum kesinlikle. Ee, hocam şu şeyden bir e, buraya bir ara vermek için aslında şu evet. konuya daha doğrusu tamamen... Bu Rönesans konusunda mesela... Şimdi Jules Michele, Rönesans kavramını icat etti 19. asırda. O güne kadar böyle bir kavram yok zaten. Ee, ve Rönesans'ı bir şekilde Avrupa Uygarlığı'nın temeli olarak tanımladı. Yani bir yeniden doğuş olarak formüle etti. Hemen onunla neredeyse aynı dönemde e, bu sefer Henri Piren Orta Çağ kentlerinde yahu dedi hani öyle değil Rönesans falan zaten bir süreklilik vardı. Çok saçma gelir bana hala çok gülerim. Friz yapelerini şimdi Lowlands'teki işte Belçika, Hollanda civarında... ...Frizya bölgesinin pelerinin... ...ticareti üzerinden aslında bir kırılma olmadığını... ...Romalılığın devam ettiğini... Evet. ...vesaire ilan etti ama... ...şimdi ikisi de aslında bir ihtiyaca... ...karşılık geliyor. İkisi de bir Avrupalılık kimliği... ...bir Batı kimliği, bir Greco-Romen kimliği... ...buna referanslar ama farklı yollar... ...ikisi de Fransa'dan çıktı tabii. Fakat hani... Baktığınızda Rönesans'ın gerçekten Michelin söylediği gibi bir kırılma olduğuna, değil mi? Ben de daha yakınım. Hani öbürü sanki Pire'ninki biraz daha daha köklere vardırmaya çalışan bir şey gibi geliyor bana. O çerçevede hani Rönesans'ın olduğu dönemde bizim dünyada ne vardı ne yoktu diye bakacak olursak mesela. Ee, bu civarda İstanbul'da neler oluyordur Rönesans. Evet. Mesela Fatih Sultan Mehmet han gerçekten bir Rönesans dahisi miydi? Evet. Ne dersiniz hocam buna? Ee, çok ilginç tabii. Bir kere bu mişle ile ilgili de bir şeyi herhalde söylemek lazım. Yani ben tarihi böyle asırlara dilimleyerek anlatma taraftarı pek değilimdir. Yani 31 Aralık 1765'ten ee, ne bileyim işte e, 1799'dan 1 Ocak e, 1800'e geçtiniz zaman dünyada çok bir şey Değil değişmiyor. Mi? Yani bunun için o biraz belki zihinsel bazı pratik kolaylıklar sağlıyor ama bunu aşmak lazım. E, Mişle'nin e, Rönesans tabiri biliyorsunuz, Bunu Febr anlatıyor galiba. O sırada hanımı hamile yani evin içinde dolaşıyor evet. falan. Böyle bir doğum telaşı var evet. falan. Şimdi tabii Rönesans'a doğum diyemeyeceklerine göre kendi başına onu daha evvel hamile bırakan şeylere ilgiyi de geldiği için o doğum ha bu o zaman Rönesans olmalıdır diye böyle şık bir kavram. Yoksa o devirde yaşayanların biz Rönesans'ta yaşıyoruz diye bir <laughs> şuurları mi? yok. Ee, sorunuza gelecek olursam e, ben Fatih Sultan Mehmet'i büyük bir restoratör olarak görüyorum. Hı -hı. Yani bir kere kendini ifade ederken biliyorsunuz ben Kayseri Rum. Tabii. Ben Roma Kayseri'yim diyor. Yani ben Roma'yı ikmal etmek misyonunu taşıyorum. Nitekim hani bunun çok sembolik değerini ifade eden İstanbul'a gözünü dikmesi. Çünkü İstanbul zaten bitik bir şehir o dönemde. Hani ordusuna ikram edeceği bir şey yok İstanbul üzerinden. Yani üç günlük talanın dışında. Ee, dolayısıyla yani Bir Çandarlılarla mücadele etmek zorunda Çünkü Çandarlılar biliyorsunuz Balkanlara gözünü dikmiş falan Yani bu çok üst bir şuur Yani biz Roma'yı ikmal ediyoruz İlber Hoca'nın dediği gibi yani Üçüncü Roma'yı inşa etme Hı -hı. meselesi ee, Ve Eğer ömrü vefa etseydi e, Büyük ölçüde gözünü Roma'ya dikmişti yani, yani Roma'yı almak istiyordu Ve Roma'yı ikmal etmek istiyordu Şimdi bu antik bir çevrimsellik içinde anlaşılabilecek olan bir şey. Yani çevrimsel bir dünyanın insanı Fatih Sultan Mehmet ve restoratör. Ama 1453'ten 1492'ye çok az bir mesafe var. Evet. İşte orada başka bir şey oluyor. Yani dünyanın şakuli kayıyor. Yani dediğiniz gibi Doğu Akdeniz merkezli Asyaik temelli işte ışık ee, doğudan gelir hı hı. falan meselesi artık bundan sonra Atlantik merkezli olacak. Dolayısıyla Fatih bunu görmesini ne bekleyebiliriz, Tabii. ne öngörmesi konusunda niye öngöremedi falan gibi tartışmalar, beyhude tartışmalar yapabiliriz. O bir restoratör ve antik dünyanın e, kavramlarıyla ve çevrimleriyle beraber düşünen bir... Hocam bir şey. fark orada galiba evet, değil mi? Tabii. Yani bir romanik restoratör yani bir Roma, Pax Romana'yı yeniden var etmeye çalışan daha evrensel düşünen bir zihin. Çünkü İmparatorluk Roma zaten evrenin bizzat kendisi. kendisi. Ama onun karşısında fiziki olarak aslında bölünmüş siyasal yapılar Hı. ve aslında varlıklarıyla Roma'yı inkar eden tabii. bir e, siyasal yapılanmanın zenginleşmesi. Tabii. E, o da bana hep garip gelir gerçekten. Hani 16. yüzyıl 15. yüzyıl, 16. yüzyılda Roma'nın asıl sahipleri bir şekilde gayri Romalı olmakla itham ediliyor bugünün tarihinde. Roma'yı yıkanlar evet. bir şekliyle Roma'nın sürekliliğini iddia ediyorlar. Ama orada bir Roma kavramı var herhalde. Yani var, tabii. bir evrensellik kavramı. İşte bu ökümen dedikleri şey. Ekümen, ökumen Yunanca. da e, universe ama bir imparatorluk tanımı onun dışında kalanların da zaten pek bir nasıl söyleyelim o hümanizmanın henüz kabul edilmediği dönemler olduğunu düşünecek olursak Barbar cermenler diye bakıyor evet, adam yani evet. böyle bir evrensellik arayışı içerisinde sanki bu taraf daha insan merkezli ee, burada tabii bence daha e, nasıl söyleyelim ona e, yani Tanrı tabiat ve insan arasındaki ilişkileri çok nazik dengelere götürmek isteyen e, bir zihinsel e, şey var. Nasıl söyleyeyim? Kavrayış biçimi var ve yorumlanıyor bu. Yani bunu işte bütün e, klasik kadim edebiyatlarda, ...mistisizmlerde... E, dinlerde falan görebiliyoruz. E, orada öyle olmuyor. Yani Değil e, mi? orada tam tersine bir kere parçalamalar üzerinden ya yani bir kere tanrıyı ya el çektiriliyor. Hı hı. İki doğa onun yerini alıyor. Ve insanın doğasıyla doğadaki doğayı Çakıştırmaya çalışan çok başka bir bakış var. Daha e, kategorik bakıyor. Daha e, ayrımsal bakıyor. Öyle diyelim. Zaman, peki bakıyor. burada düşünce mi gerçekten e, orayı belirledi? Yani farklı bakıştan dolayı mı orası öyle oldu? Yoksa bir ticaret burjuvasının yükselişi ve romanın kaybının getirdiği ve bir daha inşa edilemeyeceğinin bilinciyle... Acaba e, oradaki o ticaret burjuvasinin gerekleri mi batı düşünce sistematiğini Rönesans'ta temellendirdi? Yani şöyle herhalde bence fark e, kadim dünyanın yani o binlerce senelik kendi çevrimleri içinde yaşayan dünyanın <laughs> içindeki temel bir gerçekti. Bir artık değer tarihi vardı onun içinde ama çok arttırılabilir bir artık değer <laughs> değildi o. Dolayısıyla bütün mesele bu arttırılması zor olan artık değerin kontrolü, uygun dağılımı ile ilgili meselelerdi. Mesela Mehmet Genç'in rahmetli tarihçemiz söylediği şey çok önemli bu açıdan. Yani kıt kaynaklar meselesi vardır ya ekonomiye evet. anlatılırken. Ekonomik kıt kaynaklara dayanmaz halbuki. Ben burada bir ayrım yapıyorum izninizle. İktisatla Lütfen. ekonomiyi ayrıştırıyorum. Hı. İktisat, iktisadi gerçek, antik bir gerçekliktir. Arttırılamayan kıt kaynakları işaret eder. Ve en büyük e, tehlike orada kıtlıktır. E, ekonomi dediğimiz şey ise tam tersine kaynakların insafsızca arttırılabileceği hı hı. beklentisi ve pratiğine sahiptir. Dolayısıyla yani batıyı batı yapan veya modern dünyayı imkanlı kılan şey tabii ki kapitalizmdir. Marx'ın söylediği gibi o olmadan moderniteyi konuşmanın bir anlamı yok. Orada da esas olan şey kaynaklar arttırılabilir ve sonsuza kadar arttırılabilir. Bu şu demek? Bunu ne zamana tarihlendiriyorsunuz hocam? Bu iktisat yani ekonomiye tabi geçişi. Etap, etapları şu. Bir kere bu mini sistemlerde, antik formasyonlardaki bu şehir Kentleri, şey affedersiniz, kent devletçikleri falan var ya, Aha. işte yani bunlar ticaretle zengin olan e, işte, kentlerdir ve e, çok kıskançtırlar. Hiçbir şey paylaşmak istemezler, birlik de istemezler. Yani siyasi Öyle. tarafları çok zayıftır. Onun için Eflatun devleti yazdı zaten ve Roma'yı müjdeli de aslında yani hmm. baktığınız zaman. Şimdi buradan gelen bir güdü var zaten. Bu ticari dünyanın kabına sığmaz bir tarafı var. Bütün bir tarih boyunca. Onun için Eflatun kendi sınıflandırmasında bildiğiniz gibi onları en dibe sokuyor. Hoşlanmıyor, hakir görüyor. Onlarsız da olmuyor. Çünkü artığın dolaşımını onlar sağlıyor. Ama onlara bir paye vermiyor antik dünya. Onu baskılıyor, fiyatları kontrol ediyor. İşte e, bildiğiniz gibi Galata'da bizim onlar adeta adet, bir yarı hapis hayatı yaşarlar ya yani, tüccarlar filan. E, evet. fakat modern dünyada önce bu tüccar sınıf bahsetmiş olduğum gibi Haçlı Savaşlarından sonra böyle doğunun zenginliklerini yağmalama meselesi üzerinden yavaş yavaş ellerinin bolardığını görüyor. Ve dikkat ediniz gene orada hep mini sistemler olmuştur. Sistem, doğru. Ve modern dünyanın en büyük problemi bu ticari, ekonomik birikimleri bir siyasi formülleştirmeye taşımakta da zorlanmasıdır. Yani Almanya'nın birliği ta 1870'ler yani değil mi şimdi Dur. Bismarck? Yani bir türlü bir araya gelemiyor adamlar. İtalya yani. öyle, Almanya evet. öyle. Hatta bu açıdan ben e, Grek tarihiyle modern batı tarihi arasında ince bir sızıntı olduğunu, bir ilişki hmm. olduğunu da kabul edebilirim. Ama burada esas fikir o değildir. Esas fikir imperiumdur. Yani Dolayısıyla siyaset her şeyi önceler. Oysa bu yeni oluşumda, ekonomi dediğimiz oluşumda, e, ekonomi politiğe doğru bir gidiş vardır. Hı. Yani ekonomi belirler bunu. İki yapı arasındaki ilişki çok sorunlu bir ilişkidir. Kolay bir ilişki değildir. Kendiliğinden oluşan bir ilişki değildir. Ve daima zorlanırlar. Yani ticari kaygılar, endişeler, ekonomik kaygılar ve endişeler politik olanların önüne geçer. Evet. Ee, mesela Avrupa Birliği tecrübesinde de bunu görüyoruz. Yani çok uğraştılar. Yani nihayet işte bir ama bunun politik bir birliğe doğru evrilmesinde bütün kapılar birbirlerine kapı kapattılar yani. Kolay olmuyor bu Hı iş. Demek ki o bir aslında bir mühendislik işi değil mi? Yani evet, İmpériumda, universumda aslında bir şekilde bir mühendislik arayışı. Hatta belki o Dostoyevski'nin ünlü cümlesidir ya en büyük şey diyor romantik Napolyon Bonaparte. Çünkü o da bir aslında imperium kurma derdindeydi. Derdinde. Ee, bir uluslardan oluşan, özgür uluslardan oluşan fakat bir sistem aslında sistem arayışı var devamlı. O sistem arayışı zannediyorum elan devam ediyor değil mi? O ediyor ama yani çok zorlanıyorlar. Işte. Yani buna bir politik boyut katmak her zaman problemli. Yani ulus devlet diye geçiyoruz falan. Çok zor oluyor o işler orada. Doğru. Olduktan sonra onu yaşatmak da çok zor. Çünkü o feodal geçmişin getirdiği dinamikler bin senenin birikimi modern batı zihninde çok yerleşik. Yani her an cayma eğilimindeler. Hı hı. Her an... Santrifüje geçme eğilimi Hocam peki Kant ve Hegel buradan mı i̇şte tam tabii karşımıza onlar çıkıyor? Yani bu arayış işte değil midir? Bakınız hatta bunu pratik olarak e, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna götürebiliriz. Voltaire'in dediği gibi yani ne kutsaldı ne Romaydı <laughs> ne Cermendi hiçbir Şimdi şey değildi. 5 barbar Cermen işte diyorlar. Bu yani. heves olabilir. yani Bu heves daima olabilir. Ama e, maddi... Uygarlığın dinamikleri, Brodel'in tabiriyle bunu aşağıya çekiyor. Çok sorunlu hale getiriyor. Mesela Brodel'de de hocam acaba bir takıntı mı var diye düşünülmüyor değilim ben. Yani ben mesela tez danışmanım Sovyetler Birliği döneminde Brodel okuduğu için ceza almış üniversitede. Evet. Çünkü yeterince Marksist bulunmuyor biliyorsunuz Tabii. Brodel Sovyetler Birliği tarafından. Ee, evet. O yüzden hani benim de sempatim o yüzden bir kat daha art, arttı Brodel'e ama... Şunu söyleyeyim mesela bu Batı Akdeniz'i çalışmış olması, yani özellikle 2. Felipe döneminde çalışmış olması sanki ticaret ve o parçacıklar, siyasal parçacıklar e, kabullenişini kuvvetlendirmiş gibi Broadevin. E tabi. Yani e, mesela Marx'taki işte daha üretim ilişkilerine e, odaklanan yaklaşım ...çalıştığı konuya göre de insanın zihni belirleniyor bir şekilde. Şimdi ikinci Felipe dönemi Akdeniz'inde çalışan insandan da herhalde üretim beklenmez. Çünkü gerçekten ticaret merkezde. Fakat o parçacık kavramı ve işte bir üniversum yahut imperium kavramına olan özlem ve arayış... ...değil mi yani o bizi herhalde bir şekilde bir ilk başta bir Ruso'ya mı götürdü? İlk başta bir insanı ortaya koymak için. Ne dersiniz yani biz sohbetlerimizde hep konuştuğumuz için ben sözü soracağım size o soruyu... Yani siz söylersiniz hep Ruso maymuncuk her kapıyı açıyor. Nereye oturtuyorsunuz hocam Ruso'yu? Nereden ee, çıktı Ruso? Ruso şu. daha evvel de sizinle çok sohbet yaptık bu konuda. Benim gördüğüm kadarıyla Jean-Jacques Ruso 19. yüzyılın her kilidi açan maymuncuğudur. Hı hı müthiş bir hafriyat yani entelektüel bir hafriyat. El atmadığı hiçbir şey yok. Ve buradan çok da tutarlı kaygısında da değil. Yani Yeni Helvaz'da başka bir Ruso vardır. Emil'de başka bir Ruso vardır. vardır. Ve herkes Ruso'dan bir şey bulur kendine ait. Yani Kropatkin'de bulmuştur, Bakunin'de bulmuştur, Marx'ta bulmuştur, e, muhafızakarlarda bulmuştur. Yani böyle hakikaten her e, alana e, bir anlamda değmiş bir e, zat. On dokuzuncu e, yüzyılı karakterize ediyor ki doğrudur tespit. On 19. dokuzuncu asır e, 1789 yani Amerikan bağımsızlık hareketi ve Fransız devrimi ile başlıyor. On e, 19. yüzyılın ruhunu verir bize yani hı -hı. her şeyle. E, onun için çok mühimdir yani kilit taşıdır. Yani mesela 20. asır için ben buna Keynes derim. Yani. hı, -hı. 21. asır için Foucault derim. Yani e, çok maymuncuk e, vazifesini gören ama hiçbiri bunların yani ne Keynes ne e, şey e, Foucault e, Jean-Jacques Rousseau e, çapında değil. Yani o çok böyle hakikaten derinlikli. 19. asır bir bourgeois asrıdır. Bunu 18. asır için söyleyemem. Yani aydınlanma için söyleyemem mesela. Yani Voltaire'in diktiği elbiseyi Fransız devrimine oturtmak istiyorsanız en az 8-10 prova yapmanız lazım, pot verecektir ve sürekli değiştireceksinizdir. Bunlar saray toplumunun adamları çevresidir. Doğru. Yani Diderot öyledir, D'Alembert öyledir, Voltaire de öyledir. Yani bunlar aristokrat ruhlu adamlardır. Doğru. Ve işin ilginç tarafı bu Cenevreli, Taşralı, yani Jean-Jacques Rousseau ansiklopedi hareketine katıldığında. Voltaire bunu sürekli olarak sorun olarak görmüştür. Yani çok zeki bir adam. Hatta onun yazdığı bir makaleyi ansiklopediye okuduğu zaman dayanamıyor artık. Şunu söylüyor Voltaire yani ben olsaydım bu kadar yazardım. Yani hala kendini merkeze Hı -hı. koyuyor falan. Ee, onun gözünde Jean-Jacques Rousseau taşralı, kaba bir e, köylüdür. Çünkü havas düşüncesi var. Ee, Jean-Jacques Rousseau'nun özelliği ne? Jean-Jacques Rousseau, evet Fransız devrime giden yolda çok önemli bir kilometre taşı. Çünkü aydınlanmayı aşağıdan yana yorumluyor. Hı. Hocam yani, bunu açalım mı biraz? Açalım. Ne? ne kadar <laughs> Çünkü şöyle oldu, Osmanlı Bankası'nın o zaman düzenlediği bir sempozyumda, aydınlanma sempozyumunda benim bildirim de oydu. Sonra hı hı. bu yayınlandı da. İşte tekrar Voltaire'e baktım, Jean-Jacques Rousseau'ya baktım filan. İki ana çizgisi var aydınlanmanın. Biri işte saray toplumu, Aydın despot dünyayla ilgili. Yani işte Katerina ile ilgili, değil hı hı. mi? Kaiser ona bir aydınlanmış şeyler falan. Onların da himayesi altında. Biraz onlarla da itiş kakış halinde fakat böyle oturup avamı e, güzelleyen, işte onun haklarını, hukukunu savunan bir tarafları yok. Onlar zeka, akıl gibi çok başka soyut değerler hı. üzerinden e, fikir oluşturan insanlar tabii ki bilimci tabii ki felsefi tarafları var filan falan. E, bu bahsettiğim e, makalede işte onu yakaladım literatürde bir yerde enlightenment from below diye Hı -hı. bir kavram var yani aşağıdan aydınlanma. Çünkü Jean Jacques Rousseau da onları züppü olarak görüyordu, Snob olarak görüyordu. Yani o aykırı çocuğuydu o aydınlanmanın. Evet. Bu işte o aykırı çocuk 19. yüzyılı biçimlendir. Populus kavramı evet. bir şekilde. Evet. Yani yani popülistlerde de onu görüyoruz. Sosyalistlerde de evet. Anarşistlerde de, faşistlerde evet. de onu görüyoruz. Tabii. Hepsinde tabii. bir şekilde Rusya'ya gider. aşağıda yani. hepsi Rusya'ya gider yani. Rusya bu dediğim gibi. Aslında mani, değil, yani şey. kitlelerin bir şekilde siyasete gireceğini ve kitle kavramının artık mühim olacağını ilk başta tespit eden kişi herhalde değil mi o an? Evet tabii ki. Yani aşağıdan yana bir bakışı var Şimdi bu hani mesela Rönesans doğaya yakın olma. Tamam güzel. Akılcılık işte doğanın özü hakkında fikir sahibi olmak. İşte aydınlanma doğal olan ile seçkin olanı birleştirme gibi bir eğilim. İlk defa doğal olanı aşağıyla beraber, aşağıdakiler de doğal ve bozulmamış bir hayatın çocuklarıdır deyip buradan bir siyasi enerjik bir protesto çıkarma meselesi ya bu can çaktırsın hocam müthiş şimdi bunu Rusu'nun Palto'sundan dökülenleri daha sonra konuşmak üzere kısa bir ara verelim birazdan geliyoruz sayın seyirciler Efendim yeniden hoş geldiniz. Ee, Ruso'da kalmıştık hocam. Ruso'nun paltosundan dökülenler o. Gogol'un paltosundan nasıl Dökülen. büyük Ruslar çıktı. 19. asırda Ruso'nun paltosundan döküldü evet. dediniz. Şimdi hocam orada bir, bir de adaya bir bakmakta fayda var herhalde değil mi? Orada da başka bir şeyler yani İngiltere'de ve İskoçya'da başka bir şeyler oluyor. Evet. Aydınlanmanın içinde. Yani coğrafya hakikaten çok şaşırtıcı bir şey. Paris, Londra arası kuş uçumu 10 dakika falan biliyorsunuz ama... O manşın e, ayırdığı iki dünya var yani orada şey affedersiniz o boğazın ayırdığı iki dünya var e, efendim e, ada bambaşka bir alem. Yani hı hı. orada çok başka türlü pişiriliyor yemek yani belki malzeme aynı da üç aşağı beş yukarı fakat ortaya çıkan yemek çok farklı i̇şte aydınlanma tarihinde bunu görüyoruz İskoç aydınlanması işte ee, işte Adam Smith'ler, Adam Ferguson'lar falan baktığınız zaman onun arkasında işte o e, felsefi birikim e, itibariyle yani çok daha pratik, çok daha <laughs> yani madem gerçekçilik yapacağız en gerçekçi olan hı, hı dan yola çıkalım işte nedir bu ekonomidir deyip işte Adam Smith milletlerin zenginliğini yazıyor e, ee, işte Erdem Ferguson yani en gerçek işte sivil toplum dinamikleridir deyip orada işte gene ekonomiyle çok bağlantılı tabii yani girişim ruhu itibariyle filan daha ekonominin öncelendiği diyor, diye düşünüyorum ben. Veya yani genel olarak ekonomi politik zaten bize bunu armağan eden adadır yani esas olarak. Ee, ekonomi politiği daha bilrulaşmış şekliyle orada buluyoruz. Çok daha pratik, çok daha pragmatik, üstelik. Ee, işi kolayından alan ama daha belki e, hayata çok daha fazla şey söyleyen bir tarafı var. Ee, bunu Giovanni Sartori e, kıta Avrupası ile Anglo-Sakson dünyayı ayırır ya. Yani kıta Güzel Avrupası'nda ayarımız, doğru, doğru, çok hocam, güzeldir yani. yani Homo sapiens. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama evet. öbür tarafta Homo artificex yani, başka bir şey yani. Dolayısıyla orada da başka bir renk kazanıyor tabii ki. Ve daha sonra bu Amerika'yı hazırlıyor tabii Hı -hı. ki yani özellikle. Ee, dolayısıyla onun da üzerinde elbette farklı bir şekilde durmak lazım farklı renkleriyle. Yani daha ekonomi merkezli, daha pratik bir ada evet. aklı. Belki daha sosyolojik bir Fransa aklı. Daha felsefi ama bir Alman aklı Rusodan sonra herhalde Rusonun mirasını devam ettiriyor değil mi hocam? Yani devam ettiriyor kısmen eş zamanlı kısmen evet. ama 19. yüzyılın gerisinde orada hocam bu Kant ve Hegel değil mi asıl olarak evet. hani Tabii. iki isme bir odaklanmakta fayda var herhalde çünkü bugüne dedik yani belki bugün konuştuğumuz her şey Ruso ile alakalı ama daha somut daha bağlantıları kurabileceğimiz iki düşünür de herhalde Kant ve Hegel olsa gerek ee, şimdi. Kıta Avrupası novatçıdır yani Hı -hı. önce nedir diye sorar. Hı -hı. İşte Anglo-Sakson dünya know-how'cıdır. yani bunların arasında böyle bir ayrım var ama Kıta Avrupası da tek renk değil. Evet. Yani Fransa'dan Almanya'ya geçtiğiniz zaman ...tabii Kıta Avrupası kokusunu gene alıyorsunuz ama farklı bir derinlik ortaya çıkıyor. Ee, Fransız aklı sonuçta her şeyi biraz daha giderek insansızlaştıran. Hı -hı. ...daha böyle üst kategoriler geliştiren... ...mesela August kont ve Sosyolojisi... Değil ...son mi? derece insansız yani... ...yok içinde bir şey... Yani ...toplum yani... ...Dürkay yani baktığınız zaman... yani ...insan olsa da olmasa da toplum vardır demeye... ...neredeyse getirecek bir... E, ...bakışa sahip... ...Almanya'da biraz da bu tabii... ...Almanya'nın tarihsel gecikmesiyle... ...ilgili bir meseledir... Hı. ...o açığı da biraz kapatmak adına... ...daha iddialı şeyler ileri sürüyor... Ama Marx'ın söylediği şey aslında fiziken ilerleyememenin getirmiş olduğu zihinsel, zihinsel ilerleme Zihinsel bir patlama. Yani bu tabii yani kendi içinde kendi şevretiyle ilerlediği zaman yani acayip noktalar işte Hegel bunun çok tipik örneklerinden biridir. Ee, yani öğrencisi onu durduruyor yani. Doğru. <laughs> ee, Kant'ta da öyle. Kant tabii hangi Kant diye sormak lazım. Kant'ın tabii şöyle bir özelliği var. Yani benim en çok üzerinde durduğum şey beşeri düşünüşle doğaya ilişkin düşünüş veya doğa bilgisi, doğa bilimiyle insan bilimleri arasındaki çok temel bir takım ayrımları sağlayabilecek ipuçları vermesi. Hı. Tabii ki Kant da sonuçta bir aydınlanmacı ama onu Alman tarzı yorumluyor onu. E, ama şöyle bir şey var. Yani tabiatı bilemeyiz meselesi var ya. Evet. Fenomen, nomen ayrımı. Tabiatı bilemeyiz. Ancak dış kabuğuyla biz bunu bilebiliriz. Yani yağmurun nasıl yağdığını anlatabiliriz ama yağmurun ne olduğunu bilemeyiz gibi. Ne olduğunu bilebileceğimiz alan nedir deyince orada işte insanı koyuyor. Hı hı. Beşeri olanı koyuyor. Çünkü bu From inside, içeriden. Halbuki e, öbür tarafta yani e, hem Fransa'da hem İngiltere'de ortaktır o ada Avrupa'sında. İşte nesneyi önünüze koyarsınız. Yani bu mesafe bir avantaj gibi görülür. Doğru. Ve nesnel düşünerek onu açıklarsınız. Ama bu bir açıklama. Anlamakla yani dedikleri Almanların onunla bir ilgisi yok. Alman anlama derdinde. Yani neyi anlayabilirim? Dolayısıyla Novat what meselesi Fransa'da hala açıklama düzeyindedir ama Almanya'da anlama düzeyine erişmiştir. Tabi anlama deyince çok derin şeyler çıkıyor burada. Nüfuz edici şeyler hmm. çıkıyor. Çok yüksek soyutlamalar çıkıyor. İşte Geist kavramı bunun hmm. şahikasını oluşturuyor bildiğiniz gibi. İşte Hegel de öyle yani Hegel de bu en böyle bu ruhçu yorumlarını yapıyor. Burada. Tarihin, bireyin vesaire. Kant'ta ama ilginç bulduğum ve çok kapı açıcı bulduğum. Çünkü Kant olmasaydı belki bunları konuşamayacaktık. Bir Weber olmayacaktı. Doğru. Bir Rikert olmayacaktı. Hermenetikler olmayacaktı. Bunlar çok önemli. Yani şu düşünce insanın ne olduğunu anlamak istiyorsak doğa referans değildir. Evet. Ya doğayı Doğanın bilgisini üretirken ...yaptığımız şeyleri, kullandığımız metotları vesaire insan anlamada kullanamayız demeye getiriyor. Dolayısıyla daha insan merkezli oluyor düşünce açısından bunu söyleyebilirim. Doğru. Hocam bir arada bir soru sorayım mı Hocam, size? Buyurun. Bu kendi merakım benim. Ben hep şöyle düşünmüşümdür. bu Bakunin Kant'ı anlama konusunda çok zorlanmış hep. Kız kardeşiyle yazışmalarında falan Belinsky ile kavgaları var Kant evet. üzerine... Ama zannediyorum anlayamadığını düşünüyor her zaman Kant'ı ama anladığım kadarıyla iyi de anlamış. Mesela Marx'la Bakunin'in karşıtlığında sanki Kant'ın Bakunin üzerinde daha fazla etkili olduğunu söylesek çok mu abartı bir yorum yapmış oluruz? Daha insan merkezli ama ee, insanı da doğa içine yerleştiren bir Bakunin var. Ee, sanki Marx da biraz... Kant'tan ziyade değil mi bir eksikliği mi hissediliyor? Ne dersiniz? Şimdi şöyle tabii ki gerek Marx'da gerek Bakunin'de. Bakunin'i çok derinlemesine e, okuduğumu söyleyemeyeceğim izninizle kusura bakmayın. yani. Esnafla ama zaten çok da şey yok Bakunin diyorsunuz daha evet, pratik. E, bilgilerim etrafında düşünecek olursam. Şimdi bunlar tabii aydınlanmaya çok bağlı adamlar. Evet. Yani Kant'ta aydınlanma var. Aydınlanma nedir? İsalesi meşhur. Şur. Fakat Kant'ta aynı zamanda aydınlanmayı kritik edebileceğimiz şeyler de var. Hı, hı. O malzemeyi i̇şte, de sağlıyor. Sağlıyor. Ve onun üzerinden çok büyük bir damar açılıyor. Ya yani bu damar işte şeye kadar gidiyor. E, efendim söyleyeyim. E, yani e, merkeze in, insan bilimlerinin inşasına doğru gidebiliyor. E, şimdi e, gerek Marx'ta gerek Bakunin'deki mesele bana kalırsa daha ana akım aydınlanma ilkelerine olan katıksız imanları iman diyeceğim ben. Bana. Hı hı. Marx'da bu gölgelidir. Yani ilk başlarda 1844 yazılarında falan yani o kadar aydınlanmacı değildir evet. Marx. Hala bence biraz Proudhon etkisi vardır onun üzerinde. fakat ne zaman ki Engels ile beraber daha yoğun bir mesai göstermeye başladı. Giderek daha fazla aydınlanmacı kesildi ve şu katıksız ilişkilendirmeyi yaptı. Yani doğa doğada ne olup bitiyorsa tarihte de o olup bitiyor falan gibi. Bu çok sorunlu bir şey işte. Yani orada Kant'ın e, kritikleri ve onun açtığı yol bence daha e, yol göstericidir bize. Yani Adorno ve Horkheimer Kant olmasaydı Kant'ın ve yeni Kantçılık hı hı. özellikle olmasaydı bu kadar kritik yapamazdı aydınlanma üzerine. Doğru. Yani öyle bir etki var. Hocam bence. şimdi Marx'a kadar gelmişken Marx ve Frodo'nun ilişkisinden de bahsettiniz. Ben sormadan edemeyeceğim. Yine sohbetlerimizin özel konusu bu. Engels bu Engels'in hep Marx'ı kısıtlandırdığını bir şekilde, e, hatta söyleyeyim zehirlediğini düşünüyorsunuz, değil mi? Evet. Biraz açalım mı hocam o konuyu yani, yani Marx e, ve Engels'in pozisyonu? Evet. Marx büyük bir kapasite. Yani hmm. bir kere Marx olmadan modern dünyanın anlaşılabileceğine asla inanmam. Ee, çok güçlü bir fotoğraf çekti. tabi her fotoğrafın kaderinde olduğu üzere bazı yerler çok belirgin. Belki o güne kadar çok karanlıkta kalan bazı yerler çok belirgin. Ama bazı yerler biraz flu, o biraz derinliğe doğru gittikçe değil mi perspektif doğru. üzerinden... Flu yerler var. Marx'ın e, öngörülerinde birçok yanlış var ama e, tespitleriyle öngörülerini ayırıyorum Marx'ın. Buna kabaca ideolojik dünyasıyla hı hı. siyasi dünyasıyla tespitleri arasında bir ayrım yapma gereğini e, hissediyorum. Tespitleriyle daha çok ilgileniyorum yani. Çünkü o tespitler yani Das Kapital sermaye ne demek? Hı -hı. Yani yoksa biliyorsunuz Charles Dickens yazıyordu insanlık durumlarını evet. yani bütün o sefaletleri, şunları, bunları. İyi de ne oldu da böyle oldu? Hı -hı. Bakın naif bir şey vardır o müthiş romanlarda. Daima iyinin bir gün dünyayı düzelteceğine tabii. kanidirler. Yani Victor Hugo'da, Balzac'ta, Stendhal'da hepsi. Yani iyilerle kötüler aslında tabii ki form olarak aşıyor onu ama destanla da bir bağı var. Yani destanda Hı -hı. da iyiler ve kötüler. Var. İşte Christmas Carol mesela. Çok tipiktir yani. Tam romantizm değil mi işte o hocam? Yani bir romantik artlar, tarafları vardır. Bir şekilde insanı <laughs> herkese koyup iyi kazanır düşünürüz. Kazanır. Şimdi e, ilk defa Marx sayesinde ne oldu da böyle oldu sorusunun cevabını anlattık yani. O fotoğraf onun için çok kıymetli. İşte onu flu bıraktığı yerleri ışıtan, aydınlatan, başka bir fotoğraf çeken Weber oldu yani. Bürokrasi, devlet... Marx onları küçümsüyordu filan. E, ve tabii Freud var. Yani o da X-ray, röntgen çekti Hı. yani. Bu üç, üçü olmadan bence modern dünya pek anlaşılır olmaktan e, çıkıyor. Yani şöyle bir tekrar edecek olursak hocam aslında bir bütün olana bir tane baktığımızda Marx, Freud ve Weber 20. asrı kurdu diyebiliriz değil Öyle mi? Öyle diyebilirim. 20. asra geçmeden hocam 19. asrın şöyle bir ideolojilerine baktığımızda çünkü ideoloji kavramının da artık ortaya çıktığı, bir şekilde milliyetçiliğin artık değil mi hakim olduğu, Marksizmin işçi sınıfı hareketinin sadece Marksizm çerçevesinde değil, anarşistlerin çok etkin olduğu bir asır artık 19. asır ve kendi iç mücadeleleriyle yürüyor. Yani bir şekilde imparatorlukların tasfiye çabaları, Fransız devriminin rüzgarı, Napolyon'un rüzgarı, yetmiyor işte Marx'ın 18 Brümer'de anlattığı Bonapart kavramı tabi tabii Bonapartizm hala konuşuyoruz biz bugün. Yani bugün konuştuğumuz, bugünümüzü anlamamız için bize çerçeve sunan ideolojilerin hepsi bir şekilde 19. asırda aslında evet. temelleri atıldı ve oturmuştu dediğimizde işte Marksizmi gayet e, ne bileyim işte çok da fazla derinlemesine bu programda girmeye gerek olmayabilir genel çerçeve biliniyor, Anarşizm Marksizmle ilişkili biliniyor, Milliyetçilik zaten elan hala değil mi bugün baktığımızda çok önemli bir kavram hayatı belirliyor. E bir de hocam muhafazakarlık var 19. Evet. asırda. Yani bir Fransız devrimi ve daha sonra Napolyon'a karşı bir reaksiyon var. Ama bir de muhafazakarlık var. Reaksiyon ve muhafazakarlığı ayrı ayrı tanımlamak mümkün mü diye sorayım. Eğer mümkünse nasıl ayırıyorsunuz? Aradaki farklar nedir sizce? Şimdi şöyle 19. asrın bir burjuva asrı olduğunu yani, demin ifade etmeye çalıştım. Ruhu odur yani. Ya işte Victoria işte aslında evet yani basmaya bir burjuva değerler aşılamasıdır aşağı doğru i̇şte Edward ondan sonra filan. Yani karakteri hakikaten Jean-Jacques Rousseau'dan başlayarak onun açtığı çığırdan başlayarak hep böyle orta sınıf diyemeyeceğim ama burjuva. Evet ortada durdukları çok aşikar da. Doğru. Orta sınıf başka bir kavramlaştırma. Bir burjuva zihniyeti var. Bunun bence iki ana doğrultusu var. Bunlardan biri muhafaza etme eylemiyle çok ilişkili. Hı. Diğeri de adına devrimcilik diyebileceğim, yıkıp yeni bir şey yapmakla ilgili. Bu iki fikriyat da, iki doğrultu da, daha sonra fikriyatın da oluşturdu tabii. Esas olarak e, Burjuva dünyanın mahsulleridir bunlar. Hı hı. Yani Burjuvalar her zaman devrimci olmaz. Hatta kültürel olarak ana akım Burjuva meselesi. ...bunun arkasında onu önceleyen... ...püritanlıktır yani... ...baktığınız zaman son derece... ...muhafaza etmeyle alakalı... ...korumayla, kollamayla alakalı bir... ...değerler manzumesi... ...bence bu ikisi çatışıyor ve... ...kendi içinde ideolojik çeşitleniyor... Hı hı. ...yani muhafazakarlıktan... ...bir sürü şey çıkarabilirsiniz... ...yani milliyetçiliği de... ...çıkarabilirsiniz... Ee, ...ne bileyim faşizmi de... ...çıkarabilirsiniz... Ee, ...sağcılığı da çıkarabilirsiniz... Ben şöyle görüyorum. Muhafazakârlık kendi içinde çok saygı değer görüyorum. E, çünkü bu kadar her şeyin değiştiği, o baş döndürücü e, irademizi altüst eden falan bir takım dinamikler karşısında herhalde bir şeyler muhafaza edilmeye değerdir değil mi yani? E, onun için çok saygı değer buluyorum. Ama onun ideolojik çeşitlemeleri konusunda aynı hissiyatım ve değerlendirmem yok. Mesela bana sağcılık nedir derseniz sağcılık e, muhafazakarlığın sermayesini çarçur etmektir. Hı hı. Yani öyle diyebilirim. Şimdi diğer eğilim devrimcilik dediğimiz e, mesele de e, kendi içinde kendi sahipleri açısından son derece doğrudur. Yani bu kadar eşitsizliklerin büyüdüğü bir dünyada, bu kadar işte ne bileyim insanın yabancılaştığı bir dünyada işte sanayi devrimi sonrası falan ...yahu bunları kaldıralım tarihten de yerine adam gibi bir şeyler koyalım demek de çok kendi içinde anlaşılır ve saygı değerdir. Ama bunun çeşitlemeleri, ideolojik çeşitlemelerine gittiğiniz zaman ortada Hı. çok ciddi problemler. O da yani o değerlerin çarçur edilmesine gidiyor. Yani ister bunu çok birinci internasyonel düzeyinde görüyor, görelim. Hı. İster ikinci internasyonel, ister Marx açısından, ister Bakunin açısından. Fark etmiyor. Yani şey e, affedersiniz Bernstein açısından görelim. Fark etmiyor. Yani sonuçta Çarçur etmeye doğru gidiyor bu işler. Ee, bence bu iki e, güçlü e, damarın e, paylaşabileceği bazı şeyler de var. Mesela bu hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Çok gariptir ve bunlar kendi içinde çok kavgalı e, dünyalardır. Yani muhafazakar olabilirsiniz ama e, sosyal muhafazakar olabilirsiniz yani. Değil mi ya? Bir de o boyutu var. Ya. İlla liberal muhafazakar olmak e, gerekmiyor. Yani sosyalist olabilirsiniz, komünist olabilirsiniz, devrimci olabilirsiniz genel olarak. Ama ya bu dünyada hala muhafaza edilmeye çalışılan bir şeyler de vardır, değer olan bir şeyler vardır. Bu hassasiyetler gelişmediği için o ideolojik nebula içerisinde, Maalesef onlar Demek Demek ki düşünce ayrımlaştırmasında hala önümüzdeki yüzyılda belki de çok konuşulması gereken kavramlardan bir tanesi bu hocam. Hani biraz önce anlattık ya işte Kant olmasaydı e, pek çok başka şey ortaya çıkamazdı. Rus'u olmasaydı pek çok başka şey. Belki bugün de gerçekten bu düşünce sistematiklerinin o keskin çizgilerinin dışında yeni arayışlar, farklı katmanları birbirle ilişkilendirebilecek bir düşünce pratiğine ihtiyaç var tabii bir de çıkarlar kavramı var sonuçta düşünce siyasal çıkar kavramından tabii, tabii. ayrıksız bir şekilde var olamadığına göre belki bu bir şekilde yeni toplumsal ve siyasal öznelerin buna aracılık etmesi ya da motive etmesi söz konusu olabilir diye umutlu olalım peki hocam mesela Freud'un psikolojik katmanı bu yaptığınız ayrımlaştırma içerisinde bir yere dokunur değil mi yani tabi şimdi yani gerek Mark zaten çok eleştirel bildiğiniz gibi. Weber'de eleştirileri biraz satır aralarında yakalamak gerekiyor. Ama onun da eleştirer olduğunu, olduğu kanaatindeyim. Modern dünyaya ilişkin olarak. Mesela Weber'de hocam sözünüzü keseceğim affedersiniz Mesela, ne efendim. olursunuz. Şey yok mu hani bir şekilde bir protestan etiğe yönelim. Bir cermen etnik kavramından korkuyor Weber. Yani ya gelen tabii, o, görüyor yani, aslında. Ve yani daha... ...kapsayıcı bir protestan etik kavramını... ...öne çıkarıyor Doğru, ama... ...yine de bir Bismarck arayışı da var adamın... Tabii, ...yani tabii. bir şekilde bu Almanya'yı kurtarmak lazım... Ee, düşüncesi, ...düşüncesi de var... De var. Tabii. ...ama ona rağmen değil mi... ...çok daha insancıl gerçekten... Bahsediyor. ...evet zaten İnsanlar. yani bunları böyle... ...evrensel her yerde cari... ...ve böyle adeta her şeyin... ...amentüsü gibi filan görmemek tabii, lazım... Tabii. ...yani kontu Fransa'nın... E, ...siyasi uçarılığı... ...rahatsız ediyordu... Adam bir mühendisti ve statik dinamik hesaplar dengesine inanıyordu. Onun için öyle bir sosyoloji inşa etti. Yani Montesquieu neye güçler ayrımı öngördü? Çünkü Fransa'nın karışacağını kestirmişti. Bunu hı. nasıl önleyebilir ve berdir? Yani bunlar çok bence hani mevzi olarak da açıklanabilecek düşünceler. Yani Skinner kafasıyla gidersek hı hı. tarihsel çerçevelerini çizmek gerekirse bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Ama buna rağmen çok üzerinde düşünmeye değer şeyler söylüyorlar. Hı hı. Genel insanlık durumlarıyla alakalı tabii ki. E, Freud'a gelince, Freud da çok eleştirel tabii ki yani hı hı. baktığınız zaman. Çünkü o e, işte 19. asrın işte belepok tabii yani değil mi? Tabii. O tam Belepok dönemi yani. Böyle her şeyin sükunete kavuştuğu aldatıcı 40 senelik tarih yani Sedan Savaşı ve şey arasında Birinci Dünya Savaşı arasında böyle her şey yatışmış gibi görünüyor. İnsanlar parklarda Viyana'da medeni ilişkiler kuruyorlar. İşte aristokratik değerlerle burjuva değerler birbirlerini emzirmeye başlamış var. Ne güzel yani görüntü çok güzel. Çok. Ama onun arkasındaki o müthiş baskılamayı disiplin toplumu olmaya doğru giden ve onun içeride doğurduğu, insan ruhlarında doğurduğu bütün sakatlıkları falan e, ortaya çıkardı. Yani röntgen çekti. Tabii. Yani Marx bir fotoğraf çektiyse Weber bir fotoğraf çektiyse bu bir röntgen çekti yani. E, bunları konuşuyoruz tabii ki. Yani. Değil mi? Elias'ın da hocam değil mi? Elias'ın yani katkıları tabii herhalde Freud'un üzerine çok özellikle büyük. o Almanlar yani gerçi şöyle bir şey de yaratmadı değil hocam bende. Ya Freud çok mu fazla acaba Alman kavramıyla, içli dışlığıyla çok genellemesek de mümkün mü? Sorusunu yaratmıyor değil bazen bende Elias'ın katkısı. Evet yani ama dediğim gibi ben hani şöyle bakmıyorum. Ne Marx'a, ne Weber'e, ne de Freud'a. Ya Almada yanılmış. Yani izninizle bir hikayeyi anlatayım. Yani kendimle ilgili böyle neoliberal değerlerle beyni yıkanmış bir meslektaşla bir gün işte Marks gündeme, at onu çöpe dedi, Marks dedi, hep yanıldı falan. Bak dedim, sen şunu anlayamıyorsun. Çünkü Marks'ın hataları bile çok kıymetlidir. Ha, ne güzel demişsin. Yani, Hata yapmak sana göre, senin yaptığın hatalara benzemez. Dedim ne güzel demişsin. Yani o hatalar da ilham vericidir, eksiklidir. İşte fotoğrafın silik taraflarını, zamanına bu kadar ait olan insanlar gerçekten değil mi? Vay çok yorucu olabiliyorlar. Tamam, işte ne olur. kadar da zamanına aitsin, ne kadar da popülersin. <laughs> değil mi? Evet. O, gerçekten. Evet. Hocam, peki 20. yüzyıla geçelim. Çok az zamanımız kaldı çünkü. Ben doğrudan size soracağım. Beni çok etkileyen bir cümleniz var sizin de, sizin. de sohbetlerimizde hep duyduğum 20. yüzyıl bir Keynes e, yüzyılıdır. Hobsbawm buna kısa yüzyıl diyoruz zaten. Yani kısacık işte 19. yüzyılın devamı değil mi? Kısacık ve çok da manalı bir yüzyıl olarak görmüyor Hobsbawm'da. Siz de Keynes yüzyılı olarak diyorsunuz ama 20. yüzyılı mesela Kissinger'da ideolojilerin yüzyılı olarak tanımlıyor. Yani Yalnız ne işte, dersiniz? Hani çok da e, o kadar da etkili miydi gerçekten iki kutuplu e, dünyada e, ideolojiler? Yani gerçekten evet. belirleyici oldu mu? Bunu tabii ben Kissinger'dan bekliyorum. Yani Kissinger... Hı? bunu söyleyecek tabii ki. Çünkü bir dünya iş bölümü ki ben bunu mesela sistem okuluyla tanıştıktan sonra yani Wallerstein'i, işte Samir Amin'i, Andre Gunder Frank'ı falan okuduktan sonra daha iyi anladım. Yani Marx'ta mesela eksik taraflardan biri şuydu. Kapitalizmi sermaye emek gibi bir soyutlama üzerinden, çok da soyutlama değil tabii, öznesi olan bir soyutlama ama yani mesele o kadarla sınırlı değildi. Mesele kendi de Das Kapital'de Expansion of Capital yani kapitalin genişlemesi diye bir kavramı kullanıyor. Bunun ne kadar küresel evet. açılımları olduğu konusunda biraz muğlaktır. İşte bunu daha sonra kendisinden sonra Rosa Luxemburg gördü. Kapitalizmin dünyevi bir mesele yani daha doğrusu dünyasal bir mesele evet. olduğunu. Bunu Lenin gördü. Yani bir dünya iş bölümü hı hı. E, içerdiğini. Yani dolayısıyla şimdi bu iş bölümünü düşündüğünüz zaman işte 20. yüzyıl aslında bu dünya iş bölümünün gene Marx'a atıfla çarpık bir ideolojik formatlanmasıydı. İdeolojileri öyle eleştiriyor ya yani, Alman ideolojisindeki hı. şeyleri, tespitleri. Yani işte bir tarafta komünist blok var, bir tarafta kapitalist blok var, doğu var, batı var, demir perde var filan. Halbuki sistem okulunun bize armağan ettiği şey bunların arasındaki süreklilik ve iş bölümüydü. Yani o kapitalist ekonomi dünya dediği Wallerstein'in kapitalist ekonomi dünyaya özgü bir iş bölümü idi. Stalin'in temsil ettiği sosyalizm falan değildi. Stalin'in temsil ettiği katkısız katıksız bir devlet kapitalizmiydi. Hı hı. Bunu biliyoruz artık yani. Ee, ama aynı yüzyılda yani 20. asırda e, bütün ekonomiler devletlidir. Doğru. Yani Avrupa'da da rent kapitalizmi devletlidir. Kesinlikle. İşte New Deal Amerika'da devletlidir. Yani her devlet işin içine girmişti yani. Şimdi dolayısıyla bunun türleri vardı. En büyük farklılık şuradaydı. Yeniden bölüşümü Sovyetler Birliği de yapıyordu ama pazarlığa açmamıştı. Evet. Devlet ihsan ediyordu. Avrupa'da bunlar pazarlığa açılmıştı. Aradaki tek fark bu. Ve 1970'lerde mi daha sonra tabii bıraktıktan sonra galiba Nixon, Amerikan Başkanı Nixon bunu alenen söyledi. Vallahi hepimiz Keynes'ciydik ci, Keynes dedi. Daha ne desin yani? Daha ne desin. Değil mi? Dolayısıyla o ideolojik şeyler hakikaten Marx'ın ideolojiler konusunda söylediği tespitlere çok güzel oturuyor. Hocam, Yanılsama doğru. Pol Pot düşünebiliyor musunuz? Yani Kamboçya'da Pol Pot... Marksizm hayaline yani inandır bir şey değil bunların yan yana gelmesi. Olacak işte. Yani. Olacak Mao şey gelebilir mi yani? Mao ile Marks yani. Hatta bence Stalin gelebilir mi yani? Stalin Bilmiyorum bile çok zordu yani. Herhalde Marks'ın Marx'ın korkulu, rüyası korkulu rüyasıydı. Korkulu rüya kabusu Ruslar olurdu Ruslar devrim yani. yapmış deseler adamı adamın kalbine inerdi. İnerdi yani. Yapmasınlar aman o devrimi mahvederler bu adam. Yani <laughs> Stalin döneminde inse Moskova'ya onu muhtemelen anti-Marksist olmakla itame edip şeye gulak. hocam bir de zaten adam sevmiyor kültürel olarak tabii yani size. adam Alman o Bakunin hakkında söyledikleri hiç yenilir yutulur Hı, değil, değil mi? Yani gayet de hani gayet de bir Alman üst perdeden konuşması da var hani böyle doğulu, şarklı, rus ama korkusundan internasyonu kaçırıyor Amerika'ya falan Doğru. yani. Doğru. Yani izninizle bir şeye de değinmek ha, lütfen, istiyorum çünkü eksik hocam. kaldı o kısmı Niye Keynes, Keynes yani? Çünkü Keynes şunu söyledi. Yani 19. asırda dedi yaşanan ve bu korkunç savaşlara yol açan hikaye bir şeyden doğuyordu. Yani karın maksimizasyonunu sağlamak için kapitalist girişimciler emeği baskılıyorlardı. Yani. E bu da talep sorunu doğuruyordu. Ya öyle yapmayalım dedi. Yeniden bölüşüm yapalım. Şimdi bütün hikaye budur. Demokrasiyi de ayağa kaldıran budur. E yeniden bölüşüm hikayesi. Sovyetler Birliği'nde bu tepeden inme yapılıyordu. Hı hı. Batı'da ise pazarlığa çıktı. Pazar. Hepsi bu. 20. asrı ideolojiler çağı olarak göstermek çok yanlıştır. Böyle ee, olsa bile şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 20. yüzyılda ideolojiler 19. yüzyıldaki gibi değildir. Hepsi trankilizan yemiştir, hı hı. yatıştırılmıştır. Kısmen azdırılarak, o da işte kızıl tugaylardır. Efendime söyleyeyim şeydir kızıl Ordu'dur falan ya yani onlar minimize edilmiş ama ana akım olarak ideolojiler yatıştırılmıştır ee, Peki liberal ideoloji hocam liberalizm liberal ideoloji liberalizmin ideoloji olduğu konusunda tereddütlerim var yani Hı. liberal değerleri ki bunlar Bence muhafazakarlıkla da çok bitişiktir bana kalırsa muhafazakarlık ana akımdır onun içinde liberaller vardır. Hı hı. Daha bireyci görenler. Muhafaza edilmesi gerekeni bireyle temellendirenler. İşte John Stuart Miller, James Miller şunlar mı? Genellikle Anglo-Sakson dünyada ama tokfield mesela bunu Tokvilde, aşağı yukarı gösterir. Tok. Ve tartışmalıdır. ya bu adamlar muhafazakar mıydı yoksa e, liberal, liberal, liberal miydi? miydi? O da hocam ne kadar yanıltıcı bir ayrım değil mi aslında? Ne güzel söylediniz. Hani Nasıl? bunlar zaten aslında birbirle ilişkili. Birle karşıt tabii. yapılandırma içinde değerlendirmek bizi yanıltıyor. Doğru. Ana damar muhafazakarlıktır. Ee, de, ve muhafazakarlığın yorumuyla ilgilidir liberal değerler ve seçkincidir. Ee, işte mesela natural aristokrasi kavramını kullanıyor demin ee, Edmund Burke. Yani çünkü yani aristokrasiden vazgeçilmez de mümkün olduğu kadar bunu bu dünyada böyle herkese açık, herkes aristokratlaşabilir. Hmm. Yeter ki zihni ve e, ruhi fakültelerini çalıştırsın falan gibi. Ee, böyle bir eğilim var ama daha sosyal düşünen muhafazakarlar da vardır bildiğiniz gibi yani. Hatta bunlara liberal ee, sosyal liberaller denir... bence sosyal muhafazakarlar, hapsin gibi adamlar Tabii. falan gibi. Şimdi e, bunu böyle koyabilirim e, muhafazakarlığın içinde liberal e, değerler üzerinden bir ideoloji türetmek bireysellik vurgusu üzerinden zaten çok maniayla karşılaşır. Yani buradan liberal parti kurulmaz yani. Kuruluyorsa başka bir şey oluyor demektir o. Yani siz liberal değerleri siyasette çarçur etmeyi göze almışsınız demektir o. Yani ha, bir liberal parti, liberal hareket falan. Ya çünkü her hareket kolektivisttir bir tarafıyla. Pek liberal değerlerle bu örtüşmez. Ee, muhafazakarlık da dediğim gibi yani siyasallaşamaz ama muhafazakarlığın namusu şudur. Zaten siyasallaşmaya temelden karşıdır. Hı hı. Onu bir sorun olarak görür. Yani Edmund Böck'ten başlayabilirsiniz. İşte Hipolitten'e kadar falan yani birçok şey vardır orada. Vurgu vardır. Ee, dolayısıyla hani liberal değerler ve liberalizm dediğim zaman bir akım. Yani o liberal değerleri refere ederek siyaset yapmakla ilgilidir ama o liberal değerlerden de bir hayli uzaklaşıyorsunuz. Mesela hiç anlayamadım 1820 820 hareketlerdir, hmm. 30 hareketli. Ya yani maazini liberal. Ha, cık, tamam da ne liberal? Liberal olup da ne diyor yani? İşte, yani çok o böyle Devletin o... ekonomideki varlığıyla alakalı konuşuluyor ya bugün mesela. Yani liberalizm sadece. Yani devlet ve ekonomi ilişkileri. Şimdi... O da değil, ne kadar aslında? hani bu neoliberalizm <laughs> e, saçma sapan bütün bir insanlığa bir kısa dönem için yedirdiği bir safsata haline aldı gerçekten. Ee... Ben onlara şunu diyorum. Benjamin Constant'a bakın. Çünkü Benjamin Constant'a işte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler de hayatımda duyduğum en ahmakça laf bu. Yani ne demek bu demiştir yani. Bu liberal düşünür yani. Evet. Ya nereden? İşte yorumlar dairesine giriyor. Hermenetik dünya ile ilgili hmm. bunlar ve biraz da biriktirdiğimiz bir takım değerleri, hassasiyetleri çarçur etmekle alakalı galiba. Öyle görüyorum ben ve buna hani en kaba anlamıyla solculaştırma ve sağcılaştırma Hı -hı. tabirlerini de e, ekliyorum. E, birini dostum Etiye Açpiyan kullanmıştır. Doğru ya her şeyi solculaştıran bir eğilim var. Doğru. Ya, solculuk diye bir şey yok da solculaştırma diye bir şey Hı -hı. var daha çok galiba. Ve, ve onunla beraber bir sağcılaştırma Bir değil de mi? sağcılaştırma var tabii. Bunların ikisi de Bence toksiktir yani. Toksik. Hocam çok az zamanımız kaldı ama yani mutlaka hani şuna da değinmek istiyorum. Gerçekten hani önemli bence bir program daha yapmamız lazım bu eksik Sesli kalan var, konularımıza dair. Ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'de ideolojiler dediğimizde ben hala diyorum ki yani Yusuf Akçura Bey yazdı onu o küçücük kitapçığı uzunca bir risaleyi. Üç tarzı siyaset üstüne de ne bileyim işte pek de bir şey yazılmadı gibi gelir ya. bana. Ee, ama yani yine de bir konuşmamız gereken değil mi bir sürü görüntüsü var bunun yani bir sürü farklı e, tezahürü var. Ama e, ne dersiniz mesela biz 19. asırda ideolojiler bu kadar konuşulurken 20. asır işte biraz önce tespit ettiğiniz gibi çok da ideolojik olmamakla beraber söylemsel düzeyde ideolojilerdeyken şöyle bir Türkiye'nin son 200 yıllık tarihine baktığımızda ne dersiniz hani burada ideoloji oluyor mu gerçekten? Düşünce sistematikleri olabiliyor mu yoksa çok mu en nazik tabirle birbirine eklemlenen söylemlerden mi ibarettir? Ee, siyasal kültürümüzün birikimlerini ve meselelerinin e, önümüze gelen ve Avrupa'dan ithal ettiğimiz e, ideolojik e, formatlardaki karşılığını aramakla ömrümüz geçiyor. Ne güzel dediniz. Bunları bir şekilde melezlendiriyoruz. Aha. Ama hiçbir zaman yani böyle çok kesif bir ideolojik hayatımız olduğunu söyleyemem. Yani esinlenmelerimiz var, heveslerimiz var, hevesimiz, hevamız var da yani olmuyor. Mesela ortalama bir Türk sosyalisti ne kadar sosyalist olmakla e, alakalıdır. Yani ben bir örnek vereyim. Bir Fransız komünistle konuşuyordum bir gün. Ya işte siz solcular falan. Ben de solcu falan değilim ki. Nasıl yani dedim. Bir solculuk değil. Ben de komünistim. Hı hı. Mesela bunu ayırıyor yani. Bu kadar değil mi? şey yapabiliyor. Biz Türkiye'de de... ne kadar zor hocam bunları yani... anlatmak. Ben hani için çınlasın. Yalçın Hoca bir gün demişti. Ya, ne, ne demek demokrat? Ben sosyalistim demişti orada. E, yani. yani sosyalist demokrat Hiç olmak. İdeolojiler de öyle olur. bunlar Başka şeyler. Tabii ki. Tabii. Ama bir demokrasi kabulü var herhalde değil mi hocam? Buranın doğasında da mı var? Evet değil? yani, yani son 200 yılda demokrasi hassasiyetimiz nereye kadar var bilmiyorum. Ama şunu söyleyebiliyorum. Siyasetin en temel meselelerinden biri takdir edersiniz ki meşruiyet meselesidir. Hı hı. Türk milleti, Türkiye'de insanlar, toplum demokratik meşruiyet meselesini benimsediler. Evet. Bu mühimdir ama... Demokrasi bundan ibaret değildir. Mutlaka. Evet. Mutlaka ama bir refleks olarak, bir ilk tuğlu olarak herhalde önemli çok bir tuğlu olsa çok gerek, gerek hocam. Evet. Hocam ben bir de şu son bir soru sorayım size, bir tespitimi sorayım. Görüşünüzü almak istiyorum Sağ o olayım. konuda. Bizim bu mesela Ahmet Cevdet Paşa'yı çok önemserim ben 19. asırda. Hani Mithat Paşa'yla ayrışmalarında, Mithat Paşa'ya da bir sempati vardır yüreğimin bir tarafında ama... ...Ahmet Cevdet Paşa'nın zihni hep çok şaşırtıcı gelmiştir bana. Evet. Fakat yani bakıyorum hani dünyaya seslenmedi Ahmet Cevdet. Mesela Mithat da öyle işte. Değil mi? Bizim Ahmet Rıza mesela işte Bu kadar bütün iddiatçıların bayıldığı bir Jön Türk. Efendim Mustafa Reşit çok ilginç bir karakter vesaire ama bunların hepsi çok buraya aitler. Hı hı. Mesela dönemdaşları Ruslara bakıyorum ama Muzaffer Rus ordusunun çocukları tüm dünyaya mesela anarşizm armağan etmek istiyor. Hı. Öbürü bir sosyalizm armağan etmek istiyor. Öbürü efendim ne bileyim işte aristokrasinin yeniden hakim olması diyor ama dünyaya sesleniyor. Bizim burada acaba bu sıkışmışlık hali yani Osmanlı reformlarının olduğu dönemde Osmanlı'nın kaybeder durumu ve daha sonra da hani bir şekilde güçten düşmesi bu ülkenin daha evrensel bakan, dünyaya hitap eden aydınlar çıkarmamızı engel olmuştur desem bizim aydınlarımızın o büyük büyük akıllarımızın Derdi biz bu memleketi nasıl kurtarırız da mecburen bağlanmıştır desem aşırı bir şey söylemiş Yo, olur muyuz? Çok katılırım buna. bunu da sebebi üzerinde durursak devlet etosudur o. Hah. Hikmet hükümet gelinliğidir. En uçarı, en aşırı gördüğünüz yorumlar bile netice itibariyle bir devlet meselesine oturur. Çünkü biz imparyumun çocuklarıyız yani. Bizim için her şey nizam, düzen, ayaklarımızı basacağımız şey devletlidir. Dolayısıyla çıkamıyoruz oradan yani kolay kolay. Çıktığımız zaman da sudan çıkmış balık oluyoruz. Bazıları evet. son dönemde oradan çıkmaya çalışıyorlar. Özellikle bu duvar yıkıldıktan sonra Aha. doğan akımlar onlar sudan çıkıyorlar da sudan çıkmış balık gibi çıkıyorlar ama. Onu da söylemek ne lazım. Ne yazık ki bu Atilela'nın sözüdür ya buraları çok beğenmiyorlar ama gittikleri yere de az kalıyorlar dedikleri o sudan evet, çok çıkmış mi? balık misali gibi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şale çok ederim. çok keyifli bir sohbetti benim hatıma. Benim öyle. Ee, umarım duydum. bunun devamına getiririz. Özellikle şu İnşallah. Türkiye hakkında uzun uzun sizinle konuşmak istiyorum. Türkiye düşünce İnşallah. tarihi hakkında en yakın vakitte diyorum. Mutlaka bir e, yeniden ağırlamak istediğime İnşallah sizi söyleyeyim. mahcup etmem. Estağfurullah. Sizin varlığınız her zaman için benim için keyif. Kıymetli seyirciler çok e, keyif alarak ben de e, sizler gibi aslında dinledim Süleyman Hoca'yı. E, önümüzdeki hafta yine Perşembe günü saat 23.15'te e, görüşmek dileğiyle. iyi geceler efendim. Çok sağ olun.